Merhaba sevgili öğrenciler. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde 9. sınıfın son ünitesi olan Dea Eltak ünitesini hızlıca bir tekrar yapıp ardından alıştırmaları çözeceğiz. Hazırsınız hemen başlayalım. Önce neler öğrendik hızlıca bunlara bir göz atalım. Bu ünite içerisinde saatleri, günün vakitlerini, ayrılabilen fiilleri, günlük rutinleri, müsün ve möşün modafillerini görmüştük. Şimdi başlıklar halinde tek tek ilerleyelim. Arkadaşlar, saat konusunu anlayabilmek için kesinlikle sayılarla ilgili herhangi bir sıkıntınız olmaması gerekiyor. O yüzden eğer ki sayılarla ilgili yeterli bilgiye sahip değilseniz, öncelikle bunun üzerine gitmenizi ardından da saatler konusuna devam etmenizi tavsiye ederim. Evet, gelelim konumuza. Saatin kaç olduğunu sorarken iki adet soru çıkıyor karşımıza. Wie spät ist es? Ve wie viel Uhr ist es? Bu sorulara cevap verirken duruma göre iki adet alternatifimiz bulunuyor resmi ve gayri resmi şeklinde. Genellikle bizim için lazım olan gayri resmi şekli yani günlük kullanımdaki şekli ama yine de hızlıca resmi kullanıma da bir göz atalım. Resmi kullanımın oldukça basit bir kuralı var. SS diyoruz ardından saatimiz kaçsa onu getiriyoruz sonrasında UA kelimesi. Eğer ki söylediğimiz saatte belirli bir dakika varsa bu ''ua'' kelimesinden sonra da o dakikayı getireceğiz. Diyelim ki saatimiz 4.45 olsun. Önce ''esist'' diyorum. Ardından saatim kaç? 4. Yani ''fia'' şeklinde söyleyeceğim. Sonrasında ''ua'' kelimesini getirdim. Ardından burada dakika bulunduğu için yani 45 rakamı bulunduğu için bunu da ''ua'' kelimesinin ardına yerleştiriyorum. ''Fünfün fiyaseh'' saat 4.45 ya da 4.45 geçiyor şeklinde çevirebiliriz. Diyelim ki saatimiz öğleden sonra 14.30. Normalde günlük kullanımda biz bunu 2.30 şeklinde ifade ediyoruz. Fakat resmi kullanımda saat 14.30 şeklinde söylenmekte. Yani 24 saat kullanılıyor. Ve buçuk, çeyrek vesaire gibi ifadeleri burada kullanmıyoruz. SS dedim. Ardından 14 rakamını getiriyorum. Fiyat sayın yani benim saatim. Sonrasında o kelimesi ve ardından da dakikam. 30 olduğu için 30 diyorum ve böylece saat 14.30 demiş oldum. Gördüğünüz üzere arkadaşlar resmi kullanımın çok bir detayı bulunmuyor. Şimdi gayri resmi kullanıma bakalım. Burada sadece 12 saat kullanılıyor arkadaşlar. Yani resmi kullanımdaki gibi 24 saat üzerinden söylemiyoruz. Yani akşam saat 7 olduğunda saat 19 değil saat 7 diyoruz. Ayrıca çeyrek, buçuk vesaire gibi ifadeleri de burada yine aynı şekilde kullanacağız. Şimdi tek tek gidelim. Öncelikle tam saatleri söylerken. Aynı resmi kullanımda olduğu gibi SS dedikten sonra saatimiz kaçsa onu söylüyoruz. Saatimiz 4'ü gösteriyor. O halde SS Tfia şeklinde söylüyorum. Buçuklu saatleri söylerken SS Halp diyoruz. Halp kelimesi burada buçuk anlamına gelmekte. Ardından da saat kaç buçuksa o saatin bir fazlasını söylüyoruz. Bakın burası önemli bir detay. Bir fazlasını söylemem gerekiyor. Örneğin saatimiz dört buçuk olsun. Assist help dedim. Ardından dört yerine beş diyorum. Neden? Çünkü saatim dört buçuk. Benim bir ilerisini söylemem gerektiği için beş diyeceğim. O halde assist help fünf şeklinde söylüyorum. Yani saatim dört buçuk. Geldik çeyrekli saatlere. Assist Fiatal diyoruz. Fiatal çeyrek anlamına gelmekte. Ardından eğer ki çeyrek geçiyorsa o saati nah getireceğim Fiatal'dan sonra. Eğer ki çeyrek varsa o saate foa ifadesini getireceğim. Sonra da saati yazacağız. Saatimiz dördü çeyrek geçiyor. Ne demem gerekiyor? Burada dikkat edelim. Türkçe'de bakın geçiyor dedim. Dördü çeyrek geçiyor. Geçiyor manası olduğu için fiatal'dan sonra nah ifadesini getireceğim demektir. Es ist fiatal nah fia. Saat dördü çeyrek geçiyor. Diyelim ki saat dördü çeyrek geçiyor değil de dörde çeyrek var diyeceğiz. O halde burada değiştireceğim tek ifade nah yerine fo ifadesi olacak. Es ist fiatal fo fia. Saat dörde çeyrek var. Bu nokta oldukça önemli. Gelelim saatleri dakikalı söylemeye. Assess diyoruz ardından bu boşluğa bir dakika getiriyoruz. Eğer ki bu dakikayı geçiyorsa nah diyoruz. Bu dakikaya var ise foa diyoruz. Aynı çeyrekte olduğu gibi nah ve foa ifadeleri. Sonra da en sondaki boşluğa saati yazıyoruz. Şimdi saatimiz 4.25. Esis dedik. Sonra dakikamız kaç? 25. Yani önce dakikayı söyleyeceğim. 25. Geçiyor anlamı var. Çünkü 4'ü 25 geçiyor dememiz lazım. Geçiyor anlamı olduğu için de nah getirdik. En sona da saati söylüyoruz fia. Birleştirdiğimizde ne oluyor? Es ist 25 nach fia. Saat 4'ü 25 geçiyor. Bu sefer de var ifadesine bakalım. Saat 6.50 yani 7'ye 10 var şeklinde ifade edeceğim. Es ist diyorum. Zaten bunu artık aşina olduk. Sonrasında dakika söyleyeceğim. Kaç diyeceğiz? 7'ye 10 var. Yani dakikam 10. O halde sayın dedim. Sonrasında var ifadesi olduğu için foa getirdim. Kaça 10 var? 7'ye. O halde en sonunda saati 7 diyorum. Es ist sein Vorsieben. Saat 7'ye 10 var. Umarım anlaşılmıştır. Geldik bu saatleri cümle içerisinde kullanmaya. Belirli bir saat içerisinde yaptığımız bir eylemden bahsederken saatin önüne um edatı getiriyoruz arkadaşlar. Bu edat Türkçe'de de da anlamına gelmekte. Bunu İngilizce'deki et gibi düşünebilirsiniz. Es ist zehn saat 10 demekti. Biraz önce gördük saatlerde. Eğer ki saat 10'da diyeceksem yani şunu yaptım, bunu yaptım, buraya gittim gibi ifadeler kullanacaksam bu saatin önüne um edatı getirmek durumundayım. Örneğin Ich gehe um 10 Uhr ins Bett. Saat 10'da yatıyorum. Gördüğünüz üzere yukarıdaki örnekte saat 10 derken aşağıdaki örnekte saat 10'da dedim. Buraya dikkat edelim. Ne zaman bir eylem yapıldığını sormak için iki adet soru zamiri kullanıyoruz. Bunlar van ve um ve fiil soru zamirleri. Van ne zaman demektir? Um ve fiil ise saat kaçta? Yani bunda daha detaylı bir şekilde direkt saat sorulmakta. Örneklere bakalım şimdi. Van geht Mert in die Schule? Mert okula ne zaman gidiyor? Mert geht um 8 Uhr in die Schule. Mert saat 8'de okula gidiyor. Ya da şu şekilde de sorabiliriz. Um wie viel Uhr Saat kaçta uyuyorsun? Ich schlafe um 11 Uhr. Saat 11'de uyuyorum. Özet olarak eğer şu saatte diyecekseniz arkadaşlar o saatten önce um edatı getirmeniz gerekmekte. Geldik günün vakitlerine. Der Morgen sabah, der Vormittag öğleden önce, der Mittag öğle, der Nachmittag öğleden sonra, der Abend akşam, die Nacht gece. Günün vakitlerinden bahsederken önüne am edatı getiriyoruz. Sadece istisna olarak dînaht yani gece kelimesinin önüne in edatı getiriyoruz arkadaşlar. Bu edatlar cümleye de manası katmakta. Örneğin de Morgen sabah demekken am Morgen dediğinizde sabahleyin demiş oluyorsunuz. Aynı şekilde diğer vakitleri de cümlede kullanırken önüne am edatı getirmeniz gerekiyor. Örneklerimize bakalım. Ich gehe am Morgen in die Schule. Sabahleyin okula gidiyorum. Ich mag Filme in der Nacht sehen. Gece film izlemeyi seviyorum. Wir sehen am Abend zusammen fern. Akşam beraber televizyon izliyoruz. Ya da zaman içeren ifadeyi cümle başına getirerek devrik de yapabiliriz. Bu kullanım hatta daha yaygındır. Yani wir sehen am Abend zusammen fern demek yerine Am kelimesini direkt özneyle yani via kelimesiyle yer değiştireceğim. Am Abend sehen wir zusammen Diyelim ki belirli günlerde düzenli olarak yaptığımız işleri belirtmek istiyoruz. Örneğin sabahları okula gidiyorum gibi. Bunun için haftanın gününü ya da günün vakitlerini küçük yazıyoruz ve sonuna s takısı getiriyoruz. Böylece bu isimleri zarf yapmış oluyoruz arkadaşlar. Sabahları, geceleri, pazartesileri gibi. Morgens sabahları, vormittags öğleden önceleri, mittags öğlenleri, nachmittags öğleden sonraları, abends akşamları, nachts geceleri. Ya da haftanın günleri de olabilir bunlar, aynı şey geçerli. Gördüğünüz gibi baş harfleri küçük çünkü artık isim değiller. Biliyorsunuz sadece isimleri büyük yazıyoruz ve sonunda da bir adet s takısı var. Zarflaştırmış olduk. Örneklerimize bakalım. Esra spielt abends Schach. Esra akşamları satranç oynuyor. Ya da bunu devrik yaparak abends spielt Esra şah Şeklinde de söyleyebiliriz. Herhangi bir anlam değişimi olmuyor, sadece görsel anlamda bir değişim söz konusu. Freitags gehen wir in die Moschee. Cumaları camiye gideriz. Er arbeitet nachts. O geceleri çalışıyor. Geldik ayrılabilen fiillere. Önce bir tanım yapalım ayrılabilen fiil nedir? Almanca'da bazı fiiller yanlarını aldıkları önekler ile yeni ve farklı bir anlam taşıyan başka bir fiile dönüşebilmekteler. Bu fiilleri ayrılabilen fiiller olarak adlandırmaktayız. Bu örneklerimiz ab, an, auf, aus, ein, los, mit, nach, vor, weg, zu, zurück, fern şeklinde gidiyor. Örneğin ein öneki kaufen fiilinin önüne gelerek ein kaufen fiili oluşturulmuş. Kaufen satın almak demekken en kaufen alışveriş yapmak anlamına geliyor. Yani yeni ve farklı bir anlam taşıyan başka bir fiile dönüştü. Her ne kadar anlamlar yakın olsa da gördüğünüz üzere başka fiiller. Bir başka örneğimiz Stehen ayakta durmak demekken Auf öneki gelerek Aufstehen fiili ortaya çıkarılmış. Aufstehen ise kalkmak anlamına geliyor. Peki cümleyi nasıl kuruyoruz? Bu örneklere cümlenin sonuna atıyoruz arkadaşlar cümle kurarken. Esas fiilleri ise öznenin yanına getirerek normalde yaptığımız şekilde özneye göre çekimliyoruz. Örneğin ich stehe um 7 auf. Saat 7'de kalkıyorum. Gördüğünüz üzere auf öneki cümlenin sonuna giderken stehen fiilini öznemiz olan ich şahsına göre çekimledik. Kuralı tekrar hatırlayalım asıl fiil çekimleniyor ve cümlede ikinci pozisyonda yer alıyor. Yani normal fiil şeklinde. Önek ise cümlenin en sonunda yer alıyor. Herhangi bir cümleye etkisi katkısı yok. İşte um o of örneğindeki gibi. Birkaç örnek daha görelim. Örneğin anmachen fiili. Anmachen açmak demektir. Elektrikli bir cihazın açılmasından bahsederken örneğin ışık, televizyon, radyo ya da bilgisayarı açmak vesaire gibi. Bu durumlarda bu fiili tercih ediyoruz. Cümlemize bakalım. Louis macht das Licht an. Louis ışığı açıyor. An öneki sona gitti. Machen fiili ise Louis şahsına göre çekimlendi. Diğer fiilimiz ise aufmachen. O da açmak demektir aynı şekilde. O ise daha çok kapı, pencere açmak gibi kullandığımız bir fiildir. Yani fiziksel bir açma eyleminden bahsediyoruz. Kavanozun kapağını açmak gibi. Bu iki fiili İngilizce'deki turn on ve open fiillerine benzetebilirsiniz. Aufmachen fiilin örneğine bakalım. Warum machst du das Fenster auf? Neden pencereyi açıyorsun? Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada bir soru cümlesi var ama normal kurduğumuz cümlelerden herhangi bir farklılığı yok. Tek farklılık önekin sona gitmiş olması. Mahın fiili gene doğuş şahsına göre çekimlenmiş halde. Geldik günlük rutinlere. Bu bölümde günlük rutinlerimizde kullandığımız fiiller ve bunlara örnekler yer alıyor. Klingeln çalmak anlamına gelmekte. Der Wecker klingelt um 7 Uhr. Alarm saat 7'de çalıyor. Aufwachen uyanmak. Bakınız bu da ayrılabilen bir fiildir. Gewöhnlich wache ich um sieben Uhr dreißig auf. Genellikle saat 7.30'da uyanıyorum. Gewöhnlich, genellikle gibi bir manası bulunuyor. Waschen, yıkamak. Dann wasche ich mein Gesicht. Ardından yüzümü yıkıyorum. Frühstücken, kahvaltı yapmak. Ich frühstücke um 8.30. Saat 8.30'da kahvaltı yapıyorum. Zähne putzen, diş fırçalamak. Um 8.40 putze ich meine Zähne. 8.40'da dişlerimi fırçalıyorum. Sich fiili bu da giyinmek anlamına gelmekte. Ayrılabilen bir fiildir. An öneki ve ziehen fiillerinin birleşimiyle oluşmuş. Danah ziye ich mich an. Sonra giyiniyorum. In die Schule gehen, okula gitmek. Ich gehe um 9.05 in die Schule. Anfangen, başlamak. Bu da ayrılabilen bir fiildir. Der Unterricht fängt um 9.15 Uhr an. Der Start beginnt zu 9.15 Uhr. Mittagsessen, öl jemä Ich esse um 12.15 Uhr, zum Mittag. Um 12.15 Uhr, öl Nach Hause kommen, Ewe gelmek. Um 4 Uhr komme ich nach Hause. Saat 4.00 Uhr, Ewe geliyorum. Hausaufgaben machen, Ödev yapmak. Dann mache ich meine Hausaufgaben. Daha sonra ev ödevlerimi yapıyorum. Freunde treffen, arkadaşlarla buluşmak. Ich treffe meine Freunde. Arkadaşlarımla buluşuyorum. Zu Abend essen, akşam yemeği yemek. Ich esse um 6 Uhr zu Abend. Saat 6'da akşam yemeği yiyorum. Fernsehen bu fiil de aynı şekilde ayrılabilen bir fiildir. TV izlemek anlamına geliyor. Ich sehe um sieben Uhr Saat 7'de televizyon izliyorum. Lesen okumak. Vor dem Schlafen gehen lese ich ein Buch. Yatmadan önce kitap okuyorum. Schlafen gehen ya da ins Bett gehen ikisi de yatmak için kullanılıyor. Yatmak anlamına geliyor arkadaşlar. Ich gehe um 10.30 Uhr ins Bett saat 10.30'da yatıyorum. Evet bu şekilde günlük yaptığımız aktivitelerden bahsedebiliriz. Geldik diğer başlığımıza. Müslüm modal fiili zorunda olmak anlamına gelmekte. Yapmak zorunda olduğumuz durumları ifade ederken kullanıyoruz. Bunu İngilizce'deki have to ya da must fiillerine benzetebilirsiniz. Önce öznemiz geliyor. Ardından müslüm modal fiilimiz. Tabii ki de bunu özneye göre çekimlemem lazım mus, must, mus, müssen, must, mus, müssen şeklinde çekimi var. Sonrasında bir nesnem var ise tabii ki ve en sona da esas fiiliniz. Çekimsiz halde olacak bu esas fiil kesinlikle bir çekim olmayacak. Örneğin, Monika mus übers Wochenende nach Köln fahren. Monika hafta sonu için Köln'e gitmek zorunda. Soru yaparken müssen modafili en başta, Ardından öznemiz, varsa nesnemiz ve en sona da fiilimiz çekimsiz halde. Aslına bakarsanız düz olarak kurduğumuz cümledeki özne ile müsnü yer değiştirdiğinizde ve sonuna da bir soru işareti eklediğinizde zaten istemeseniz bile elinize bir soru geçiyor. Monika übers <laughs> Wochenende nach Köln fahren? Monika hafta sonu için Köln'e gitmek zorunda mı? Ve geldik möchten modal fiiline möchten istemek anlamındadır arkadaşlar. Bu fiil bir şeyi istemek için kullanılır. Aynam üstünde olduğu gibi öznemizden sonra möchten fiilimiz tabii ki de bunun da bir ayrı çekimi var. möchte, möchtest, möchte, möchten, möchtet, möchten çekimi mevcut. Ardından varsa nesnemiz, sonrasında da esas fiilimiz. möchten fiilinde esas fiile gerek olmaya da bilir. Örneğin sadece elma istiyorum ya da arabayı istiyorum dediğinizde özne, möslün ve nesne ile bir cümle kurabilirsiniz. Ama elma satın almak istiyorum dediğinizde satın almak fiilini içerdiği için istemek dışında o zaman o fiili de en sonda kullanmanız gerek ve çekimsiz halde. Örneklere bakalım. Ich möchte ein Glas Wasser. Bir bardak su istiyorum. Bahsettiğim bu aslında. Gördüğünüz üzere ich, ben, möchte, ich'e göre çekimlenmiş hali, ein Glas, bir bardak demek ve Wasser, su bir bardak su benim buradaki nesnem. Ya da bir fiille de kurabiliriz. Ich möchte schlafen, uyumak istiyorum. Ich, ben, möchte istiyorum schlafen, uyumak. Soru yaparken möchten en başta ardından özne, nesne ve fiil şekline devam ediyor. Möchtest du noch etwas tea? Biraz daha çay şey ister misin? Noch etwas biraz daha manasına gelmekte. Geldik alıştırma kısmına. Lies den Text und schreib die Uhrzeiten, Metni oku ve saatleri yaz. Burada bir adet günlük rutinimizden bahseden metnimiz var ve aşağıda da bu rutinde gerçekleşen eylemlerin saatleri boş bırakılmış. Bunları metne göre doldurmamız isteniliyor. Hemen metnimizi hızlıca bir okuyalım ve çevirelim. Der Wecker klingelt um 4 nach sechs. Alarm saat 6'yı çeyrek geçe çalıyor. Klingen hat sie lieber umschalmt Dann stehe ich auf und sehe meine Kleidung an. Ardından kalkıyorum ve kıyafetlerimi giyiyorum. Hier zwei Teile abtrennbare Aufstehen, kalkmak, und anziehen, giyinmek. Um zehn vor sieben frühstücke ich. Saatide onkala kahvaltı yapıyorum. Ich muss um vierten nach sieben losgehen. 7'yi çeyrek geçe çıkmam gerekiyor. Los gehen, çıkmak, ayrılmak gibi anlamlara sahip. Der Unterricht fängt um halb acht an. Ders 7.30'da başlıyor. Um 20 nach 12 haben wir Mittagspause. 12.20 geçe öğle yemeğe molası veriyoruz. Die Mittagspause dauert 50 Minuten. Öğle yemeğe molası 50 dakika sürüyor. Dauern fiili sürmek anlamındadır. Dann fängt der Unterricht an. Ardından ders başlıyor. Um halb vier endet der Unterricht. Ders üç buçukta bitiyor. Ich komme um fünf nach vier nach Hause und hole den Fußball. Dördü beş geçe eve geliyorum ve futbol topunu alıyorum. Ich spiele eine Stunde im Garten. Bir saat bahçede oynuyorum. Um fünf Uhr fange ich mit den Hausaufgaben an. Saat oder Uhr başlıyorum. Das Abendessen ist um halb sieben. Akşam yemeği altı buçukta. Am Abend sehe ich Fern. Akşam televizyon izliyorum. Fernsehen-Fehli daha önce görmüştük. Ayrılabilen bir fiil. Um zehn Uhr gehe ich ins Bett. Saat onda Uhr Şimdi metni okuyup anladığımıza göre aşağıdaki boşlukları dolduralım. Aufstehen, neydi Aufstehen? Kalkmak anlamına gelmekteydi. Kaçta kalkıyordu? Hemen bakalım yukarıya ne demişti? 6'yı çeyrek geçe alarm çalıyor. Ardından kalkıyorum ifadesi vardı. Demek ki 6.15'te kalkıyor. Unterricht fängt an. Ders başlıyor. Ders kaçtaydı? Hemen bakalım. Der Unterricht fängt um an. Ders yedi buçukta başlıyor demişti. O halde yedi otuz yazıyoruz. Mittagspause öğlen arası. Ona da on iki yirmi geçe demişti. O halde on iki yirmi yazalım. Hausaufgaben machen. Ev ödevi yapmak. Hemen bakalım. Um fünf yani saat 5'te demişti ev ödevimi yapıyorum. O halde 17 çift sıfır yazıyoruz. Öğleden sonraki saat olduğu için. Ne hause kommen? Eve gelmek. Ich komme um 5 nach 4 nach Hause demişti. Yani saat 4'ü 5 geçe eve geliyorum. O halde 16.05 diyoruz. Fußball spielen, futbol oynamak. Zaten ardından da topu alıp bir saat futbol oynadığından bahsetmişti. O halde aynı saati buraya yazabilirim. 16.05 Zu Abendessen akşam yemeği yemek. Akşam yemeğimiz um halb sieben yani 6.30'da demişti. Ve son olarak ins uyumaya gitmek, yatmak. Um zehn Uhr yani saat 10'da. O halde 22.00 yazıyoruz. Geldik diğer başlığımıza. Burada ise cümleleri ayrılabilen fiillerle uygun şekilde tamamlamamız istenmiş. Hemen fiillerimize bakalım. Anseyen, giyinmek. Aufstehen, kalkmak. Einkaufen, alışveriş yapmak. Anfangen, başlamak. Fernsehen, televizyon izlemek. Şimdi metinlere göre uygun olanları getirelim. Wann, ne zaman. Das Match, maç bildiğimiz. Cevaba bakalım. Um noy, noa demiş. Yani saat 9'da ne deriz? Ne zaman başlıyor deriz. Yani yukarıdaki ayrılabilen fiillerde en uygunu başlamak fiili. O halde anfangen fiilini buraya yerleştireceğiz. Biliyorsunuz nasıl yerleştireceğimizi artık. Ön eki sona atıyoruz. Yani an sonda olacak. Fangen'ı ise özneye göre çekimleyeceğiz. Buradaki öznemiz kim? Das match yani maç. O halde cansız bir varlıktan bahsediyoruz. O şansına göre çekimleyeceğiz ve T takısı getiriyoruz diyebiliriz. Van fängt das Match an? Maç ne zaman başlıyor? Meryem jeden Tag um zeksua. Meryem her sabah saat 6'da uygun olarak kalkmak var. Onu ekleyelim o halde. Auf gene ayırıyorum. Auf sona ise özlenin yanına gelerek çekimleniyor. Meryem steht jeden Tag um Uhr auf. Meryem her sabah saat altıda kalkar. Eya er seine Klamotten, seine Klamotten demek onun kıyafetleri, klamotten kıyafetler anlamına geliyor. Kıyafet diyorsa zaten direkt giyinmek fiilini yerleştirebiliriz. Hemen yapacağım şey belli, an sona sıyan ise öz yanına gelerek çekimlenecek. Eya er sich seine Klamotten an o kıyafetlerini giyiyor. Am Abend ich. Zaten iki adet fiilimiz kaldı. Fernsehen ve Einkaufen. Akşam en uygunu televizyon izlemek. Am Abend sehe ich fern. Akşam televizyon izliyorum. Son fiilimiz Einkaufen, alışveriş yapmak. Ich heute mit meine Freunden, Bugün arkadaşımla alışveriş yapıyorum diyeceğim. Aynı sona atıyorum. Ardından kaufen fiilini özneye getirerek çekimliyorum. Ich kaufe heute mit meiner Freundin ein. Bugün arkadaşımla alışveriş yapıyorum. Buradaki önemli detayı kaçırmamak lazım arkadaşlar. Ön eki kesinlikle cümlenin sonuna atacaksınız ve geri kalan esas fiili ise özne neyse ona göre çekimliyorsunuz. Burada ise cümle parçacıkları verilmiş ve bunlardan anlamlı bir cümle oluşturmamız isteniliyor. Ayrıca fiilleri de çekimlememiz lazım. Trinken, içmek. Keinen, biliyorsunuz kein olumsuzluk artikelidir. Abend, akşamları. Frau Hoffmann, Bayan Hoffmann. Café, kahve. Bayan Hoffmann, akşamları kahve içmiyor diyeceğiz. Özne, fiilimiz nesne şeklinde giden bir cümle düzenimiz vardı hatırlayalım. İlk başa özne getiriyorum tabii ki. O halde Frau Hoffmann ardından fiilim tabii ki de çekimlemem lazım. Kime göre? O şahsına göre. T takısı getiriyorum. Trink. Sonrasında zaman içeren ifademiz var burada. Biliyorsunuz fiilden hemen sonra getiriyorduk bunları. Abend. Ardından da nesne getireceğim. Buradaki nesnem kafe yani kahve. Fakat burada olumsuzluk artikeli var. Biliyorsunuz artikeller isimden önce gelirler, sonra gelmezler. O yüzden keinen kaffee. Frau Hoffmann trinkt abends keinen kaffee. Bayan Hoffmann akşamları kahve içmez. Deine Hausaufgaben, senin ev Van wann, ne zaman, du, sen, machen, yapmak ve sonra da bir soru işareti var. Demek ki bir soru cümlesi oluşturacağız. Eğer ki soru cümlesi oluşturacaksınız arkadaşlar. Öncelikle soru zamiri var mı yok mu onu kontrol etmeniz lazım. Varsa en başa soru zamiri yoksa direkt ilk başa fiil gelecek. Burada when soru zamiri var yani ne zaman soru zamiri var o halde en başa onu getiriyorum. When ardından fiilim machen tabii ki de du şansına göre çekimlemem lazım. Machst yapıyorum ardından öznem du ve son olarak nesnem. Deine Hausaufgaben. Wann machst du deine Hausaufgaben? Ödevini ne zaman yapıyorsun? In der yemekhanede, ich, ben, essen, yemek, mittags, öğlenleri. Ben öğlenleri yemekhanede yiyorum diyeceğim. Özne, ich. Ardından fiilim, özneye göre çekimlemem gerekiyor. Esse, ich, esse. Sonrasında zaman içeren bir ifadem varsa onu getiriyorum. Mittags, Sonra da yer belirten bir parçacığımız var. In der Mensa, yemekhanede. Ich esse mittags in der Mensa. Öğlenleri yemekhanede yiyorum. Das Fußballspiel, futbol maçı, sieben, yedi, um, edatımız, deda manası katmaktaydı. Anfangen, başlamak, ua, saati belirten bir ifademizdi. Aynı İngilizce'deki o'clock gibi. Şimdi bakalım, Cümlenin geneline baktığımız zaman futbol maçı saat 7'de başlıyor şeklinde bir cümle oluşturacağız. Das Fußballspiel öznem. Ardından anfangen fiili var. Yani ayrılabilen bir fiil var. An en sona gidecek. Cümlenin en sonuna fangen ise öznenin yanına gelerek çekimlenecek. Benim buradaki öznem o şahsı olduğu için t takısı getiriyorum. Das Fußballspiel fängt. Sonrasında ise bir saat ifadem var. Saatlerden önce um edatı geliyordu. Hatırlayalım. Um 7 oa Ardından da önek an. Das Fußballspiel fängt um 7 Uhr an. Yani futbol maçı saat 7'de başlıyor. Geldik son soruya. Lesen, okumak. Mein Großvater, büyük babam. Die Zeitung, gazete. Morgens, sabahları. Büyük babam sabahları gazete okuyor diyeceğiz. Öncelikle özlem hangisi büyük babam? Mein Großvater, ardından fiilim. Lesen fiili düzensiz bir fiil ve buradaki şahsım da o şahsı. O halde çekimi ne olacak? List şeklinde. Mein Großvater liest. Sonrasında zaman ifade eden bir zarfım var. Morgens ve die Zeitung. Bu da nesnem, gazete. Mein Großvater liest morgens die Zeitung. Geldik diğer başlığımıza. Burada ise cümleleri möştün modal fiiliyle yani istemek modal fiiliyle tekrardan yazmamız istenmiş. Öncelikli olarak arkadaşlar modal fiillerde nasıl bir cümle kurumu yapıyorduk onu hatırlayalım. Öncelikle özlemiz, ardından modal fiilimiz, sonrasında nesne ve esas fiil de en sona çekimsiz halde gidiyordu. Şimdi buraya baktığımız zaman Wir bestellen einen Eiskaffee. Biz buzlu kahve sipariş ediyoruz. Biz buzlu kahve sipariş etmek istiyoruz diyeceğiz. Yani istemek fiilini devreye sokacağız möhtin ile. O halde düzeneyim şu şekilde olacak. Öncelikle öznem via. Sonrasında modal fiilim möhtin. Via'ya göre çekimliyorum. Gene möhtin şeklinde çıkıyor. Ardından nesnem. Aynen ice coffee. Bir buzlu çay. Sonrasında da sipariş etmek anlamına gelen Bestellen fiili. En sona çekimsiz halde gidiyor. Ich gehe nach Hause. Ben eve gidiyorum. Ben eve gitmek istiyorum diyeceğim. Önce öznemi aşağı indirdim. Ich. Ardından modal fiili getiriyorum. Ich möchte nach Hause gehen. Gördüğünüz üzere gehen fiili sonda ve çekimsiz halde. Çekimsizden kastım şu arkadaşlar. Fiilde e, s, t, t, n, t, n ekleri olmayacak. Yani e, şahısların ötürü vermiş olduğumuz ekleri görmeyeceğiz. En ham haline göndereceğiz fiili. Gehen. Ich möchte nach Hause gehen. Ben eve gitmek istiyorum. Paul trinkt einen Apfelsaft. Paul bir elma suyu içiyor. Paul bir elma suyu içmek istiyor diyeceğiz. Paul özneyi indirdik. Ardından möchten fiilini o şahsına göre çekimliyorum. Möchte. Sonrasında nesnem. Einen Apfelsaft. Ve en sona da esas fiilim. Trinkt demiş. Burada çekimli halde. Fakat ben bunu çekimsiz hale dönüştüreceğim. Trinken. Paul möchte einen Apfelsaft trinken. Paul bir elma suyu içmek istiyor. Sie gehen ins Kino. Onlar sinemaya gidiyorlar. Onlar sinemaya gitmek istiyorlar dememiz lazım. Sie indirdik. Ardından möchten fiilini onlar şahsına göre çekimliyorum. Sie möchten. Sonrasında ins Kino, sinemaya ve en son olarak da esas fiilim sonda. Gehen. Sie möchten ins Kino gehen. Ihr lernt dieses Jahr Deutsch. Siz bu yıl Almanca öğreniyorsunuz. Siz bu yıl Almanca öğrenmek istiyorsunuz diyeceğiz. Önce şahsımız ia, Ardından moda fiilimin iye'ye göre çekimi möchtet. Sonrasında da geri kalan nesne diye sayabileceğim her şeyi bir alıyorum. Dieses ja Deutsch. Ve en sona da esas fiilim. Lea'nın. Eğer ki buraya leant derseniz yanlış yapmış olursunuz. Bu noktaya dikkat edelim arkadaşlar. möştet, möchtet dieses ja Deutsch lernen. Ve geldik en sonki etkinliğimize. Burada da müsün fiilini çekimlememiz istenmiş. Burada tek yapmamız gereken müsün modal fiilinin çekiminin ne olduğunu bilmek. Şimdi çekimini bir hatırlayalım. Ich muss, du musst, er sie es muss, wir müssen, ihr müsst ve sie müssen şeklinde bir çekimi vardı. Buraya göre çok rahatlıkla yerleştirebiliriz. Zehra, Zehra hangi şahıs? Bir kadın ve o şahsı, zi şahsı, o halde çekimi ne olacak? Muz şeklinde olacak. Sehra mus, ihre Hausaufgaben machen, Sehra ödevini yapmak zorunda. Die Schüler, öğrenciler in die Schule gehen, okula gitmek zorundalar diyeceğiz. Öğrenciler onlar şahsı olduğu için çekimini zi'ye göre yapıyorum. Müssen. Die Schüler müssen in die Schule gehen. Ich Deutsch üben. Üben alıştırma yapmak. Ben Almanca çalışmak zorundayım. Alıştırma yapmak zorundayım diyeceğim. Şahsımız 2 olduğuna göre çekimini direkt alıyorum. muss. Ich muss Deutsch üben. Du leise sein. Leise sessiz sein olmak biliyorsunuz. Şahsım du olduğuna göre hemen çekimini getiriyorum. Du musst leise sein. Burada ise bir soru cümlemiz var. Şahsımız hemen gözümüze ilişiyor zaten. İye şahsı o halde çekimimiz ne olacak? Müst. Müst diye am Samstag in die Schule gehen. Siz cumartesi okula gitmek zorunda mısınız? Evet, böylece videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki derste tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sevgiyle kalın.